Seçimden önce ne yaptı? Emeklere dedi ki, al size birer milyon, birer buçuk milyon verdi. Zannetti ki, onlar zannetti ki seçimden sonra tekrar verecek. Halbuki bu 5 milyon gariban emekli var. Onların %30 oyunu aldı, kandırdı. Yani devletin kuruluşundan beri memurlar hep aç. Kim ne derse desin, memur da aç. Biz emekli olanlar da açız ya. Yok 7500 lira ben ne yapacağım? Bir şey yapamam ya. Yok. Gidiyorsun, bir tanak alıp bir peynir alıyorsun, 300 lira ya. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, hoş geldiniz. Hakem Kurulu kararını verdi. Emekli memur ve memur maaşlarının önümüzdeki yıllarda alacağı zam oranları belli oldu, ancak emeklilerin ve emekli memurların beklentisi daha yukarıdaydı. Bugün yurttaşlara bu konuyu soracağız. Memur emeklilerinin de zam oranı görüşüldü seneye ve sonraki sene için. Çok az bir zam verildi. Hiç. Cumhurbaşkanının dediği olmadan hakim hiç zam verir mi? Akıl var, mantıklı. Türkiye zaten bitmiştir. İmkanı yok. Şimdi bu sene ilk kez şöyle bir şey de oldu. Memura zam verildi, emekli memura verilmedi. Yok. Sizce emekliler niye böyle zor durumda bırakılıyor? Emekli hak ediyor. Seçimden önce ne yaptı? Emeklere dedi ki, al size birer milyon, birer buçuk milyon verdi. Zannetti ki, onlar zannetti ki seçimden sonra tekrar verecek. Halbuki bu 5 milyon gariban emekli var. Onların %30 oyunu aldı, kandırdı. Seçim bitti, ondan sonra kusura bakmayın, zam yok, sene sonu bekle. Ocağa bekleyecek, ocaktan sonra zam verecek. Peki 7,5 bin lirayla, bugün asgari ücret 11,5. 7,5 bin lirayla geçinilebilir mi? İmkan geçinilir mi? Bir domates olmuş 25 lira kilosu. Nasıl geçinilecek? Bir kavun var ya, kavun kilosu 45. Kilo ya. Bir kavun, bir karpuz alıyorsun 50-60-100 lira, bir kilo bakacaksın 20 lira. Zaten meyve de şeftali, mertali 50-60, yani fakir meyve yemiyor yani. Peki şimdi önümüzde de yerel seçimler var. Sizce Ocak'taki zammın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani AKP'li belediyeler yeniden oy alabilir mi emeklilerden? Valla bizim bu emekliler eğer yani böyle kafası çalışmıyor. Yapar ya, bu adam yapar. Yine mesela seçime yakın bunları kandırıp da yani 1-2 milyon verecek, ama seçim herhalde daha önceden olacak. Maaş daha önceden. Ocak'ta zam, Mart'ta seçim. Evet, Mart'ta seçim. Ama bu sefer sanmıyorum. İnşallah kazanır. İnşallah kazanır. İnşallah kazanır. İmamoğlu kazanır da. Allah bilmiyorum. İnşallah. Bakalım. Emeklilerin nasıl bir tepki göstermesi gerekiyor sizce? Şu anda geçinemiyorlar, çünkü biz kiminle konuşsak geçinemiyoruz diyor. Vallahi geçinmiyor diyorlar. Bizim Türkiye'de yani bu insanlar 200'lü. Niye 200'lü biliyor musun? Ya bir adam diyor mesela, diyor ki ya diyor, ben işte geçinemiyorum. Ağlıyorlar, sızlıyorlar. O zamana geldi, o zaman bir de bakıyorsun yine gidiyor aynı adama olmuyor. Bu akıl kârı mı? Ben hayatımda bu hükmete oy vermedim. Emekli memurlar hakkında bir bilgim yok da, ben kendim işçi emeklisiyim. Ama şu anda gerçekten çok zor durumdayım. Bütün herkes gibi ben de öyleyim. Zor. Hayat gerçekten çok zor. Ekonomik yönden çok zor. Memuru, işçisi fark etmiyor. Emeklilerin hepsi aslında çok düşük maaş alıyorlar şu anda. Neden sizce emekliler böyle zor durumda bırakılıyor, diğerlerine zam yaptırılıyor? Valla onu siyasetçilere sormak lazım. Ben bilmiyorum. Zor. Allah sabır versin. Herkese. Emeklilere Allah sabır versin. Gerçekten çok zor durum. Peki, ne kadar maaşınız, nasıl geçiniyorsunuz? Çalışmaya devam etmek zorunda mı kaldınız? Ben kanser hastasıyım, ben çalışamıyorum. Mecburen buna sabrediyoruz. Yiyeceğimiz iki lokmanın bir lokma yendirdik. İşte ne demek? Gıdadan kıstık. Gıdadan kısarak yaşamımıza devam etmeye çalışıyoruz. Peki çocuklarınız vesaire var mı? Çocuklar var, iki tane evlenecek var. Onlar da benim yapabileceğim bir şey yok. Onlar da başlarının çaresine bakacaklardır. Bilmiyorum, Allah sabah versin. Peki düzeleceğini düşünüyor musunuz? Umutlu musunuz? Vallahi bu seviyeye getirenler
nasıl düzeltecekler? Bundan sonra gelenler nasıl düzeltecek? Hiç tahmin etmiyorum. Daha kötüye gidecek gibi diyorum bu ekonomi. Yok. Velhasılı karanlık görünüyor. Arkası karanlık görünüyor. Bilmiyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü çok doluyum. Konuşmam daha iyi. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yani maalesef ne burada sendikalar, ne hiçbir şey, yani tamam, bence her şey devre dışı bence. Tamamen başka şeyler dönüyor. Yani hiç kimse memnun değil. Maalesef ülke bu hale geldi. Kimse hakkını arayamıyor. Yani sendikada başındaki adamlar bile maalesef ki başka bir düzende. Ya yazık. Başka hiçbir şey demiyorum. Yazık. Herkese yazık. Memura da yazık. İş yeri yazık. Herkese yazık. Şimdi biliyoruz. Emekli maaşları zaten çok az. Ne? Bir de bu sene ilk kez memura zam yapılırken emekli memura zam yapılmadı. Sizce neden emekliler bu şekilde zor durumda bırakılıyor? Ya ben de emekliyim. 25 lira maaş alıyorum. Kaldım ve bir odada kalıyorum. 10 bin lira para veriyorum. Bir odada kalıyorum. Aile geçindirmiyorum. Yani düşünemiyorum da hallerimi, yani diyelim çalıştığımı, yalnızca yaşıyorum. Yani neresinden tutarsanız evinizde kalıyor. Yani memura zam yapıyorsunuz, en düşük emekliye zam, emekli adı üzerinde çalışmıyor, bu adam çalışmıyor. Ya adı üzerinde çalışmıyor, bu adamın yani yaşaması için ya asgari ücret 12 bin lira, emekli maaşı 7 bin lira, 25 lira. Ya böyle bir, var mı bir dünyada böyle bir şey yani, inanılacak gibi değil. Yani bence hiçbir şey normal değil. Bence yani işte her şeyi konuşamıyorum, yani daha şey konuşmam gerekiyor da, yani hak ediyorlar, hak ediyorlar, fazlasını hak ediyorlar gerçekten. Ben görüyorum, evinde bir tane ekmeği yok, evinde ekmeği yok, yine de deli gibi baştaki adama tapıyor. Evinde ekmeği yok ya, yani nasıl bir beyindir, nasıl bir düşünce yapısıdır, nasıl bir, ya ben gerçekten Türkler'i zeki insanlar biliyordum. Maalesef biz Osmanlı başına 600 yıl hüküm sürmemiş, böyle bir toplumda sürersin de. Yani artık akşam sabah şeyler yapıyor, bir tane okuluyor. Tam tersine okullar yıkılıyor. Eğitim sıfır yerlerde. Benim oğlum üniversite okuyor. İzmir'de okuyor. Toplam 1,5 sene gitti, 5 yılda. 1,5 sene. İnanılacak gibi 1,5 sene gitti okula. Bu çocuk makine şey mühendisi olacak, bilgisayar mühendisi. Ben diyorum buna, yani gerek yok. Yani eline bir çekiç al, tornavida al, çalış yani. Yani ya bu ülke bu halde, yani yazık, başka hiçbir şey demiyorum. Şimdi her şeyden önce Türkiye'nin bir kere ekonomi düzen olacak. Yani verim gücü olacak, verim gücü olmazsa alıp da bana ne verirsin, ne takası bana ne verirsin. Yani ben de emekliyim, 7,5 milyon maaş alıyorum. Şimdi emeklilerin maaşları zaten çok düşük. Bu sene memurlara zam yapıldı. Bize emekli yapılmadı. Memurlara yapılmadı. Yapılmadı. Siz emekli memur. Yok, hayır, ben normal memur. Sesini. Sizce emekliler niye bu kadar az bir ücreti mahkum bırakılıyor? İşte o da ben diyorum ya, işte olacak üçe güçlü olacak sen olmaktan sonra ne verir zaten? Hadi ver bakalım. Çıkarlar olmadığı bir 100 için lira de vermiyor. Tabii ki bir kere önce üçe güçlendirmemiz lazım ki o da alıp da biz halk yesin. Üç olmazsa ne vereceğiz? Versin. Peki, ne bütçede kaynak, neden yok? Kaynak niye kaynak, yok? Kaynak, işte kaynak. Şu anda kaynaklarımız güzel güzel. Petrolü buldu, doğalgazı buldu. Nerede? Daha, Karadeniz'de petrol bulamadık, buldu. Karadeniz'de petrol çıkardı. Şimdi doğuda da petrol, şey, gaz çıkardı. Doğuda da petrol buluyoruz Allah'ın izniyle. Düzelecek, bu böyle devam edecek bir şey, düzelecek. O zaman şöyle sorayım. Şimdi bundan yıllar önce emeklilerin maaşları hep asgari ücretin üstündeydi. O zaman kaynak vardı. Bu kaynaklar neden eridi? Aferin, evet. Bundan önce mesela 1990'ları biliyor musun, 80'ları biliyor musun, ne çile çekiyoruz, gaz bulamıyoruz, ekmek bulamıyoruz. Ya yağ bulamıyoruz, bir şey yok ki Türkiye'de, bir şey yok. Şimdi bir ufak çocuğun elinde para verdiyse, istediğini doldur doldur getiriyor, varlık var. Halk, ortalık perişanında halk bizleriz. Ama ben ev kirasını çıkartıyorum 10 milyona, devlet mi de 10 milyona? Devlet bunu kontrol edemez. Ede ama baş edebiliyor mu? Sana hadi beni kontrol edin, sen ne edemiyor, onu edin, onu edemiyor. Bas, adam kiracıyı çıkartması için kiracısını öldürüyor. Böyle bir zamanda
devletle ne ilgisi var? Biz önce kendimizi eğiteceğiz. Peki siz 7,5 bin lirayla geçinebiliyor musunuz? Kardeşim benim şu anda evim var. Hanımla ikimiz, çoluk çocuğu hepsi evlendirdim, ayırdı. İki kişiyiz. Allah'a şükür, hamdolsun. Geçiniyoruz. Peki kirada oturan biri geçinebilir mi? Geçinemez. Hayır, 7,5 lira. Ne gitsin? Asgari ücretle ne gitsin? Ev kirası olmuş 10 milyon, 12 milyon. Geçmen geliyor. Ya işte onları bir düzeltmesi lazım. Onları bir şeye getirmesi lazım. Yani onlar için uğraşıyor, inşallah düzelecek. Düzeleceğine inanıyor musun? İnanıyorum ben. Umutluyum da. Bu hükümette de umutluyum. Bakın, hanımefendi, önce İhtiyarlarımızı, yaşlarımızı, özürlerimizi ekmek verip kapının önüne atıyorsan şimdi özürlü, liderlisine oturan için özürlü aylık alıyor, bakıcı aylık veriyor, yaşlı aylık veriyor, her şeye aylık veriyor. Ya bu devlet daha ne yapsın, kim onlar ne zararı var? Kârından faydası değil, bize biz zarar yok, kârından faydası değil. Köylüye bakıyor, yolumuzu yapıyor, elektriğimizi var, suyumuzu, her şeyimiz dört dört, Allah'a şükür, hamdolsun. Vallahi devlet ne demiş öyle oldu, adamlar zamanında karın çen bizim dediğimiz olacak, onun ne dedi oldu, yani yapılacak bir şey yok ki. Peki enflasyon... Benim kestim kestim, astım astım, bitti, yapamazsın bir şey. Cemal Erdoğan yurtta sabahta adam korudu, dinledi onu derse. Gidi adam, baba gibi adam, masada şey ya. Olamaz ya. Peki efendim, biliyorsunuz emekli maaşları şu anda çok düşük, enflasyon çok yüksek. Bir de bu sene memurlara zam yapılırken emekli memurlara zam yapılmadı. Sizce neden emekliler bu şekilde zor duruma sokuluyor? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Ta 30 sene evvel bizim bir halk ozanımız vardı, Arif Sultan. Diyor ki, boynumda diyor, bir kravat, sırtımda bir gömlek, kız ben daireye memur oldum. Duydun mu diyor yani, adam ne güzel anlatıyor. Yok ya öyle, ta doğuştan beri ya, devletin kuruluştan beri memurlar hep aç. Kim ne derse desin, memur da aç. Biz emekli olanlar da açız ya. Yok 7,5 lira ben ne yapacağım, bir şey yapamam ya. Yok, gidiyorsun bir tanak alıp bir peynir alıyorsun, 300 lira ya. Bir soğan 35 lira, bunun kaç lira ya. Niçin geçin diye ama. Diyorlar ki Allah bize yarardan, niye yarardan? Mendil toplasın, protesto etsinler. Burada kadar da olmaz ya, yazık yok ya. Vicdan yok, işte ben kendilerinin karnını tok, diğer milleti de konuşursan içeri at Allah.